Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, gönlü güzel takipçilerime gelsin bu güzellikler. Evet, gördüğünüz gibi harika bu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle sabah sabah hem içimiz açılsın hem de ruhumuz açılsın inşallah. Bizi Türkiye'nin neresinden arıyorsanız, yani neresinden takip ediyorsanız, yurt dışından nereden takip ediyorsanız arkadaşlar, evet, yorumlar kısmına eklerseniz sevinirim. Şöyle bir selamlaşalım cuma günü inşallah. Evet, gönlü güzel takipçilerim. Bizleri nereden takip ediyorsanız yorumlar kısmına ekleyin dedik ya, aboneler tamamen ücretsizdir. Gönül rahatlığı ücretsiz abone olabilirsiniz ve like'larımızı unutmuyoruz. Desteklerinize, yorumlarınıza bekliyoruz. Bir çiçek, böcek, emoji de olsa eklerseniz şöyle seviniriz. Tam destek olsun arkadaşlar. Sizlerin sayesinde güzel bir yerlere geldik. İnşallah daha da güzel yerlere geliriz. Evet, gördüğünüz gibi harika çiçeğim. Bazı arkadaşlar kohlerya dedi, bazılarımız siningia dedi, bazılarımız glaksinya, yani siningia glaksinya türleri dedi. Ama ismi her ne olursa olsun siningia joy diyenler oldu arkadaşlar. Ama ismi her ne olursa olsun kendisi böyle çok güzel, ben bunu böyle aldım kabul ettim diyormuşum ve bana hediye gelen bir çiçek arkadaşlar bu. Şöyle daha yeni tomurcuklarımız da açıyor. Şöyle bazı çiçeklerimiz böyle soldular arkadaşlar. Şurada hemen göstereyim. Bazılarımız soldu. Ben bugün ha yar videosunu çekeyim derken gördüğünüz gibi bunlar hep solmuş çiçekleri. Ve bu zamana geldik derken sabah kalktım. Prensesimin penceresini açayım derken ona güzelce bugün Osmaniye çok güzel güneşli bir hava var. Güzelce güneşini alsın benim prensesim derken baktım ki neredeyse çiçeği bitiyor ve dip kısmını, yapraklarını kontrol ederken arkadaşlar ben kontrol ediyorum. Geçenlerde kontrol ederken şöyle gördüğünüz gibi yapraklarını kurt yemiş. O minik minik, o şirin, haylaz, yaramaz tırtıllar gelmiş. İki tane tırtıl buldum üzerinde ve eserinde tabii bırakmış bütün yapraklarını, eserini bırakmış. Ve şöyle onları kontrol edeyim derken arkadaşlar şöyle bakar mısınız şu güzelliğe. Bol bol rizonlu. Ben bunu normalde yumrulu bir bitki zannediyordum. Bakar mısınız rizonlarına? Ve böyle hatta yapraklarına da dikmiştim ben. Şöyle kuru kuru olmuş yaprakları. Belki de bunlar rizon bıraktı. Ondan sonra öldü arkadaşlar. Böyle kendi rizonlarında görünce o kadar sevindim ki, bol bereketli bir prensesmiş bu ve rizonlara dışına fışkırmış. Ben bunun üzerine birazcık toprak koyacağım arkadaşlar. Bu rizonlardan alıp ekilebilirdi aslında. Kohlerya gibi, siningia gibi. Siningialar gerçi yumrulu bir bitki. Mor yonca gibi. Şimdi şurada hemen yaprağını da az sonra size göstereceğim arkadaşlar. Bu suya neden ıslattığımı. Mor yonca gibi ve şeyler var. Özel tür açımenesler var. Kağıt çiçeği. Bunlar rizonlu bir bitki arkadaşlar. Bu hanımefendi de rizonluymuş. Ama takipçimin biri söylemişti rizonlu bir bitki diye. Ben de yumrulu diye demiştim. Ben yumrulu zannediyordum arkadaşlar. Evet, şurada hemen prensesimiz de zaten çiçeğini de döküyor. Dedim ki şurada 2-3 tane çiçeği kalmış. Onlar bari dökülmeden dedim bir videosunu çekeyim. Çok güzel. Şöyle içine baktığı zaman insan şükredecek o kadar çok şey buluyor ki. Rabbimin yarattığı, bizler için yarattığı o güzel, o kadar güzellikler var ki arkadaşlar. Hamd senalar olsun Rabbimin verdiği tüm nimetlere, tüm güzelliklere arkadaşlar. Evet, bugün günlerden cuma. Aslında bugün cuma bayram günü diye bir ilahi var. Çok sevdiğim. Aslında bugün onu paylaşmak isterdim. Ama maalesef ki biz YouTube'da böyle şeyler paylaşamıyoruz arkadaşlar. Yani ben paylaşamıyorum, ben bilmiyorum diye kendimi tehlikeye atmak istemiyorum sayfamı, kanalımı. Evet, gördüğünüz gibi yapraktan üreyen arkadaşlar, çelikten üreyen bir tür. Bir arkadaşımdan hediye geldi ama kim olduğunu hatırlayamıyorum. Şimdiden her videomda da teşekkürlerimi bildiriyorum ona. Çünkü o kadar güzellik göndermiş ki bana. Sağ olsun gönlü güzel arkadaşım. Ve yaprağından daha önce suda köklendirdim, diktim. Onlar rizon yapıp kurudular arkadaşlar. Hatta yavru bile verdiler.
Ve ben geçen bir deneyim yaptım. Şöyle yaprağından toprağa direkt diktim. Belki de benim toprağımda vardır bir sorun. Şöyle bunu tekrar dikeceğim. Çürümüş kök kısmında. Şöyle yaprakların hepsi çürümüş. Toprağımda da bir sorun olabilir arkadaşlar. Orman toprağı ve bahçe toprağı. Birazcık da dere kumu var içerisinde. Bilmiyorum artık. Belki de vardır bir sorun. Evet derken şöyle aynı günde şöyle kapalı bir şey yaptım. Diktim yapraklarını. Şimdi ben de sizinle beraber göreceğim bunu. Evet. Şimdilik iyi duruyor yapraklar. Yaklaşık bir 10 gün oldu arkadaşlar dikeli. 10 günden beri burada kapalı ortamda şimdilik güzel duruyorlar. İnşallah bakacağız sizinle beraber. Tamam, geldim. Evet, kapımız çaldı. Canım benim. Daha asansörün kapısını açar açmaz Gülay teyze iki tane ekmek diye direkt daha kapıdan adımını atmadan daha bağırmaya başlar. Benim oğluşum. Komşumun oğlu. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi bu prensesimin böyle bol bereketli rizonlarını görünce hemen sizinle paylaşmak istedim. Bugün günlerden cuma, yapacağımız tüm dualarımız kabul olsun inşallah. Evet, hasta yatağında yatan takipçilerime Rabbim inşallah dualarını kabul eder. Acılarını dindirsin Rabbim. Şifa versin Rabbim inşallah. Ve dualarını da kabul etsin inşallah. Hastaların duası kabul olur arkadaşlar. Hasta yatağınızda yatarken sevdiklerinize, çocuklarınıza, kendi şifanız için bol bol dua yapın inşallah. Bizler de tabi duacınızı Rabbim kimseye hastalık vermesin. Rabbim sağlık, sıhhat, huzur, hayırlı ömürler versin inşallah. Kimseye kaza bela göstermesin. Doğal afetlerden Rabbim korusun. Her zaman derim ki ölmüşlerimizin ruhlarına bugün Fatiha okuyalım arkadaşlar. Yasinler okuyalım, dualar el açıp dua edelim, tesbihler çekelim inşallah. Evet, gelelim şöyle tekrardan hayırlı cumalar deyip şöyle güzellikleri göstereyim arkadaşlar. Ben neler deniyorum böyle, neler deniyorum. Gülay Hanım diyor bazıları, hani sen nereden biliyorsun bu kadar şeyi? Benim çocukluğumdan 9-10 yaşlarında benim bahçem vardı arkadaşlar. Küçücük bir bahçem vardı. Hatta içine ektiğim, diktiğim sebzelere de kimseye yedirmeye kıyamıyordum. Tohum oluyorlardı. Koparttırmıyordum kimseye. Evet. Gördüğünüz gibi şurada kurdele çiçeğim var. Daha önce vardı benim. Öğretmenler gününde kızımın öğretmenine gönderdim. Şöyle küçük bir dalda kendime aldım. Çünkü başka yoktu. Burada kök atsın dedim. Direkt bunu diksek doğru arkadaşlar kurdele çiçeğini. Ama ben saçak atsın dedim. Ondan sonra dikeyim dedim. Evet, şurada gelelim. Aldığımız ananasın şeylerini ben kabuklarını sirke yaptım. Çok şifalıymış arkadaşlar. Evet, böyle de üst kısmını, alt yapraklarını yoldum ve üst kısmını şöyle ıslattım. Şansımı deneyeceğim ama şunlar kurur gibi oldular. Alırken zaten ananas alırken yapraklarına, canlılığına ve diri durmasına bakın, öyle alın. Çünkü bunlar derin dondurucularda saklanaraktan geldiği için yapraklar ölüyor arkadaşlar. Tabi derin dondurucu biraz yeşil gözüküyor ama şeylerde, dolaplarda. Tabi biz böyle evimize alıp getirdiğimizde hemen soluyorlar. Ama denemekten bir zarar gelmez dedim. Vaktimiz de bol. Rabbim ömür verdikten sonra ben ıslattım. Saçak atarsa diye denemek istedim. Evet, şurada hemen zencefilimi göstereyim. Zencefil böyle gözenekleri olan tarafları kestim. Şöyle göstereyim. Böyle gözenekli olan tarafları kestim arkadaşlar. Islattım. Gördüğünüz gibi gayet de güzel duruyorlar. Çok az kalmış içerisinde su ama suyu tamamen emmişler. Bunu dikeceğim inşallah. Belki kendi zencefilimizi kendimiz yaparız arkadaşlar. Saçak atmadı ama böyle yeşil yeşil filizler çıkardı. Evet, gelelim buradaki prensesimize. Difenbahya yaprağını ıslattım ben. Daha önce internette gördüm. Saçak attığını, kök attığını söylüyorlar ama deneyeceğiz artık. Göreceğiz, bakacağız. Denemekten bir zarar gelmez. Dedim ya, Rabbim ömür verdikten sonra bizim süremiz çok. Rabbim ömür verdiği sürece. Evet, şurada Galaksiyonya yapraklarını ıslattım. Daha önce köklendirdim. Ve yapraklarından
Diktim. Direkt de dikebilirsiniz arkadaşlar Glaksonya'mı. Daha önce geriye dönük videolarımı da izleyebilirsiniz Glaksonya videolarımı. Dizen bahya bakım videolarım var. Evet, mor yonca, süs yoncası. Farklı farklı isimleri var. Oksalis arkadaşlar. Oksalis bitkisinin hem şifaları çok saymakla bitmez. Bu yapraklardan çay yapabiliriz. Salatama doğradım ben. Bir videosunu paylaştım. Salatada hatta biz uyuyan güzel de deniliyor. Bunun eski klasik türlerinden çocukken yerdik. Nereden icat ettik, nereden aklımıza geldi bilmiyorum. Çok ekşi, ekşi yonca diye de geçiyor. Ekşi yaprakları harika böyle salatamızı süsleyen bir tür arkadaşlar. Hani kıyıp koparamıyorum diyenler de var ama ben de kıyamıyordum ama şifası için kopartıyoruz. Zamanla zaten bu yapraklar kendini yenilemek için zaten kış uykusuna yatacak bu prensesler. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Yine internetten gördüğüm kadarıyla flamingo çiçeğimiz gördüğünüz gibi yapraklarını ıslatıyorlar. Belki de onlar kimyasal ilaçlar katıyor arkadaşlar. Benim öyle bir şeyim yok. Böyle ıslatıyorlar ve saça katıyor. Deneyeceğiz bakalım ne kadar doğru. Bunu da ilerleyen zamanlarda sizinle paylaşırım. Onlar suların içine kök tutması için bazı ilaçlar, bazı kürler yapıyorlar arkadaşlar, koyuyorlar. Ben hiçbir şey yapmadım, sadece su. Evet, şöyle gördüğünüz gibi harika da böyle prenseslerim. Daha önce ben bunlardan da ıslattım arkadaşlar. Kök yaptı ve güzelce dikmiştim. Evet, burada menekşe yaprağımız var arkadaşlar. Afrika menekşesi. Daha önce suda da köklendirdim, pervitte köklendirdim, toprağa diktim, böyle sere yaptık. Hepsini çok güzel ürettik. Ama geçen sene nazar mı oldu, ne yaptı bilmiyorum. Bir türlü bebek menekşelerim yaprak vermedi. Bebek üretmek için diktiğim yapraklar bebek vermediler. Çok üzüldüm. Bebek veren bebekler de büyümediler. Sonra yaz sıcaklarında tabii cansız olunca Osmaniye çok sıcak ve nemli, rutubetli olduğu için menekşeler biraz dayanıyor ama bizim çiçek sevgimiz hala bıkmadan, usanmadan hala böyle yetiştirmeye çalışıyor menekşeleri. Aslında açtığı zaman da kışın çok mutlu oluyor ama yazın çok menekşe kaybediyorum arkadaşlar. Evet, sağlıkla sıhhatle kalın arkadaşlar. En güzel terapi çiçek terapisi diyelim ve bugün tüm yapacağımız dualar kabul olsun. Allah'a emanet olun. Instagram hesabım ve TikTok hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim. En güzel terapi çiçek terapisi diyelim ve şu güzellikle bitirelim inşallah videomuzu.